Arkadaşlar görüldüğü gibi delme işlemimiz bitti. Miselleri deliklerine koyduk. Mesafeyi kısa tuttuk. Elimizden geldiğince. Ki sarma işlemi daha hızlı olsun diye. Ben genellikle streç kullanıyorum. Şeffaf, içi görülebilir her türlü. Gördüğünüz gibi deliklerimiz yine burada. Kenarında. Bağcılar bunu çok iyi bilir. Üçgen dikim derler bağcılar genellikle. Bağcılar veya bahçeciler fark etmez. Üçgen dikim derler. O şekilde deliklerimi sıraladım. Gördüğünüz gibi iki delik buradaysa diğer delik bunun ortasına gelecek şekilde göz kararı deldim genellikle. Bunu temiz bir kürdanla deldim ben. Siz inleyle delebilirsiniz veya o çiviyle delebilirsiniz. Delikler şu kenarda da görükmez şu anda şeffaf olduğu için. Artı jelatin genellikle streç genellikle parlama yapar. Streçimiz şu şekilde. Daha bir kullanımlık. Gördüğünüz gibi daha bir ton streç var. Bunu şeffaf yapmamın birinci sebebi, hele hele özellikle birinci sebebi yani, müdahale edebilmek için. Diyelim ki yeşil küf oldu. Yeşil küf olduğu zaman yapılan işlemleri herkes biliyor. Ben de şeffaf olduğu için müdahale etmem kolay olacak. Artı mesela tepesini de kapattım düzgün bir şekilde. Ortasından büyük bir delik açtım. 8 santim bir delik açtım. İlerleyen zamanlarda, özellikle ilerleyen zamanlarda diyelim ki bunun altından suyu verdiniz. Su kütüğün kendi damarlarından diyelim ki 50 santime kadar çıktı. Veya 60 santime çıktı fark etmez. Veya hiç çıkmadı. O da fark etmez. Ne yapacağız o zaman? Gerekirse bu deliğin ortasından suyu vereceğiz. Görüldüğü gibi. Deliğin ortasından suyu dolduracağız. Alttan yukarı su çıkmıyorsa üstten aşağıya inmesi daha kolaydır. Aynı şekilde aşağıyı da kapattım. Gördüğünüz gibi aşağısı da jelatinle kapalı. Yani streçle kapalı. Aynen bu şekilde. Artık nasıl olacak? Nasıl ilerleme yapacak? Nasıl saracak? Bunu hep beraber göreceğiz. Benim aklım buna çalışıyor. Bu şekilde yapıyorum. Sizler nasıl yaparsınız, nasıl ilerlersiniz veya mantığınızı nasıl yorarsınız onu ben bilmiyorum. Sizler daha iyi bilirsiniz. Ama dediğim gibi ezber iş yapmayın arkadaşlar. Ne olursa olsun kulaktan duyma veyahut oradan buradan görme veya izlediğiniz videolar veyahut YouTube veyahut Google fark etmez. Hele hele ezbere iş yapmayın. Çünkü insan düşünen bir varlıktır. Düşündüğünü uygulayabilen bir varlıktır. Ben bunu hemen hemen 2 seneden beri araştırıyorum. 2 senemin sonucunda gördüğüm sistem her zaman kapak sistemi. Ve genellikle kütükler 50 santim, 60 santim, kabadayısı 70 santim olmak üzere. Veyahut kütükler diyelim ki 50 santim, ikisini üst üste koymuşsunuz veya 3 tanesini üst üste koymuşsunuz gibi olan şekilde. Yani parça parça kütük yapmaktansa kütük tek parça. Delikli sistem, çok misel, hızlı sarım. Benim en son vardığım kanaat bu şekilde. Hatta diğer videolarımın bir tanesinde, özellikle diğer videomun bir tanesinde onu da şu şekilde anlatayım. Motorlu testereyle şu şekilde çizdirdim. Ve bu çizgiler tahmini en kabadayısının ölçüsü 10 santim, bilemediniz 13 santim. Miselleri motorlu testerenin hizasına güzelce, sıkıca sardım. Yine bu şekilde streçe sardım ama o zamanlar çıta olmadığı için altına çakıl taşı koydum. Çakıl taşı koyduktan sonra dağılma işlemi daha hızlı oluyor. Onu da şu şekilde size gösterebilirim. Mesela yaptığım kütüğün biri 2,5 metre boyunda. Kütüğü görüyorsunuz 2,5 metre boyunda. Araları tahmini 19 ile 22 santim arasında değişiyor ki benim şu şekilde karışım 22 santim geliyor. Görüyorsunuz yine burada, diğer delik burada veya iki delik burada, diğer delik burada olacak şekilde. Ben bunu yanlış bir matrap ucuyla deldiğim için sarım yavaşladı ve altına herhangi bir şekilde, şu şekilde veya altına gelecek şekilde çakıl taşı veya herhangi bir tahta paçası koymadığım için streçe sıkı sıkı sardım. Sıkı sıkı sardığım için de gördüğünüz gibi yayılma işlemi yavaş ilerliyor. Boşluk buldukça yayılma işlemi yapıyor.
Ha çok iyi ya. Bakın mesela burası. Bak boşluk bulmuş. Aşağıya doğru salınmış. Yukarı doğru salınmış. Bak boşluk bulmuş. Kenarlara dağılmış. O yüzden ben bu ölçüyü, iki delik ölçüsünü daralttım. İyice daralttım. O da gördüğünüz gibi burada. O da gördüğünüz gibi burada. İki delik ölçüsü tahmini şu. Hatta şöyle bakarsak. İki delik tahmini ölçüsü ne yapıyor? 10 santim. 10 santim. Görüyorsunuz 10 santim. 10 santim. Allah Allah Allah. Elimle metreymiş ya. Bak bak burada. Bak burada 9 santim eğilmişim. Her neyse. Bizim işimiz hilti, matkap, ispiral, kaynak vesaire vesaire. Yıllardır bu mesleğin içindeyiz biz yani. O yüzden artık elimiz, gözümüz metre olmuş. Hızlı ve seri yapıyoruz. Ben bunu strese sararken zorlandım. Niye zorlandım derseniz tek başıma ve yerde yapıyorum. Normalde biz şantiyeciler eşek usulü dedik. Eşek diye yapılmış parçalar vardır. Onun üstüne katarız. İşlemimiz onun üstünde ilerleriz. Bunu da öyle eşek sistem yapıp da üstüne koyarsanız streç sarma veyahut başka bir şeyle sarma daha çok hızlanır. Benim diyeceğim bu. Gerisi sizde kalmış olan bir şey. Ama en büyük dediğim olay şu. İnsanoğlu düşünen bir varlıktır. Düşündüğünü uygulayabilen bir varlıktır. Ezber yapmayın arkadaşlar. Bırakın kim ne yapıyorsa yapsın. Örnekleri alın. Mantığınızı yoklayın. Ve o mantığınızla yeni yollara çıkın. Benim diyeceğim bu. Soracak sorularınız varsa videonun altında mail atabilirsiniz. Her maile sözüm söz, her maile her şekilde elinden geldiği şekilde yardımcı olacağım. Mailleri göremezsem veyahut diyelim ki maillere ulaşamazsam numaram 543-663-7828. WhatsApp'tan veyahut kısa mesajla her türlü ulaşın. Elimden geldiğince yardım edebilirim. Diyeceğim bu kadar. Herkese bol bereketli günler, zamanlar, yıllar dilerim. Şimdilik bu kadar. Sarma işlemi de ilerleyen zamanlarda yine videolarla paylaşacağım. Hayırlı günler, bol kazançlar.